Bu videomuzda ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün hayatta ise dedesinin kursağından geçen lokma sebebiyle olduğunu bilmesidir. Haydi başlayalım. Topkapı Sarayı'nın girişinde yazan, "Bütün mazlumların sığınağı" manasındaki "Ya valiyete külli mazlum" levhasının ne kadar uygun yerde ve mekanda asılı olmasının, ecdadın sadece Müslümanlara değil, yeryüzü insanlarının tamamını kucakladıklarından kaynaklandığını bilmeyen yoktur. 1845 yılında İrlanda'da yaşanan bir kıtlıktan bahsedeceğiz. O dönem bölgenin tarıma en elverişli ürünü patateslerde Phytophthora infestans hastalığı görülür. Rüzgar yoluyla yayılan bu hastalık nedeniyle o yıl ve ondan sonraki 1846'da patateslerin tamamında ürün elde edilemez. Diğer gıda ürünleri de İngiliz toprak sahipleri tarafından toplanıp gemilerle İngiltere'ye nakledilince kıtlık kaçınılmaz olur ve 2 yıl içinde 1 milyonu aşkın insan hayatını kaybeder. O dönemde, İrlanda topraklarının bütününe yakını soylular denen İngiliz toprak sahiplerine aitti. İrlanda halkı bu topraklar üzerinde kiracı konumunda çiftçilik yapıyor, elde edilen ürünlerin tamamıyla, üretilen sığır ve koyunlar her yıl toprak sahipleri tarafından gemilerle İngiltere'ye götürülüyordu. Sadece 1845 yılında 1 milyon ton zahiri ile 260 bin koyun İngiltere'ye götürülmüştü. İngiliz toprak sahiplerine ait çiftliklerde 600 bin fakir çiftçi aile ise bu işçilik karşılığında kendilerine ayrılan topraklarda yiyecekleri patatesleri üretiyorlardı. Patateslerde hastalıktan dolayı ürün alınamayınca kıtlık, kıtlığa bağlı olarak da tifo ve kolera salgını baş gösterdi. Ve 1847 yılına kadar 1 milyondan fazla İrlandalı hayatını kaybetti. Bu durum Türk Hakanı Sultan Abdülmecid'e, dişlerini tedavi için İstanbul'a gelen İrlandalı diş doktoru Joseph tarafından söylenince Türk Hakanı derhal harekete geçti. Önce 10 bin pound yardım göndermek istedi. Ancak Kraliçe Victoria meblağı çok bularak kendisinin 2 bin pound gönderdiğini, 1000 poundluk bir yardımın yeterli olacağını söylemesi üzerine, Sultan Abdülmecid 1000 pound nakdi yardımı göndermiş, ardından İslam halifesi sıfatıyla Türk'ün merhametini İrlanda halkını kuşatması gerektiğini söyleyerek derhal gıda ve ilaç taşıyacak 3 geminin hazırlanmasını ve yola çıkmasını emretmiştir. Kısa zamanda yola çıkan gemiler Cebeli Tarık Boğazı'ndan geçerek İrlanda'ya ulaşır. Ancak bu sefer de İngiltere'nin ablukası altındaki adaya yaklaştırmazlar. İrlandalıların kendi dillerinde, Angorta Mor, büyük açlık dedikleri süreçte yaşadıkları ablukayı, hala İrlandalılar İngiltere'nin kendilerine yaptıkları soykırım olarak nitelendirmektedirler. Buna rağmen, Türk denizciler görevlerini yerine getirmek için önce en güneydeki Cork Limanı'na yanaşmak isterler. Engellenince bu sefer de 260 kilometre. Kuzeyde Dublin Limanı'nı denerler yine müdahale olunca geri çekilip bir müddet beklerler. Açlıktan ölen insanların topraklarına bu kadar yaklaşmışken 3 gemi dolusu gıda ürünleriyle geri dönmeleri vicdanlarında onulmaz yara açacaktır. Karar verirler ve gecenin karanlığında adeta süzülerek Dublin'den 50 kilometre daha kuzeyde Drogheda limanına sızarlar. Tahliye için hiç de müsait olmayan limana başarıyla yanaşırlar. Halk ve belediye başkanı Türkleri büyük bir coşkuyla karşılar. Yükler boşaltılana kadar Levant'leri misafir ettikleri belediye binası şimdi limanda Westcourt Oteli olarak hizmet vermekte ve girişinde, Türk halkının İrlanda halkına yaptığı Ali Cenaplığın anısına, yazılı, ay yıldızlı, tabela misafirleri karşılamaktadır. Sadece Türk ay yıldızı bu tabelalarla sınırlı değildir. Her sene, Mayıs ayında, kutlanan şehrin kuruluş yıl dönümünde Drogheda'da her taraf ay yıldız bayraklarıyla donatılır. Belediye başkanı yapılan koşu ve yürüyüşte en önde Türk bayrağı taşır. Bu yıl Drogheda kentinin kuruluşunun 815. kuruluş yıl dönümünü kutladıkları şu günlerde yine aynı sahneleri görmek mümkün. Zaten şehre giden herkes aydınlatma direkleri dahil her yerde ay yıldızımızla karşılaşmaktadır. Bununla kalınmaz. Türk hayranlığı 1919 yılında kurdukları Drogheda United Futbol Kulübü'nün amblemine de yansır. Günümüzde bile Premier Futbol Ligi'nde en üst sıralarda yer alan kulüp, Bordo Mavili, ay yıldızlı formalarıyla sahaya çıkmaya devam ettikleri gibi, dostluk maçlarını devam ettirdikleri renktaşları Trabzonspor'la da 2011 yılında kardeş kulüp olmuşlardır. İrlanda Başbakanı ve Cumhurbaşkanı her fırsatta bu dostluğa ilişkin mesajlar vermektedirler. Ecdadın bu yaptığı iyilik unutulmaz ve o zaman Sultan Abdülmecid'e gönderdikleri içten mektupla teşekkür ve minnettarlıklarını belirtirler. Mektup şu şekildedir. Aşağıda imzaları bulunan biz İrlanda asilzadeleri, beyefendileri ve sakinleri, majesteleri tarafından acı çeken kederli İrlanda halkına gösterilen cömert hayırseverlik ve alakaya en derin minnetlerimizi saygıyla takdim eder ve onlar adına majesteleri tarafından İrlanda halkının ihtiyaçlarını karşılamak ve acısını dindirmek üzere cömertçe yapılan 1000 sterlinlik bağış için teşekkürlerimizi arz ederiz. Resmi yardım nakit yapıldığı için, abluka altındaki İrlandalılar resmi mektuplarında sadece paradan bahsetmişler, gizli yapılan gıda yardımını söylememişlerdir. Yapılan bu yardımlarla kendilerini bir müddet idare eden İrlandalıların 1 milyondan fazlası açlığı bir daha yaşamamak için çareyi Amerika'ya göçmekte bulurlar.
Aralarında bir takım soylular ile asilzadelerinde bulunduğu aç ve hasta insanları Amerika'ya taşıyan bu gemilere, tabut gemiler, denmektedir. Çünkü pek çoğu, büyük umut bağladıkları bu yolculukta, henüz Amerika'ya varamadan yolda hayatını kaybetmektedirler. Bu göç dalgası 1851 yılına kadar devam eder. İşte ABD'nin şimdiki başkanı Joe Biden'in dedeleri de, kursaklarında Osmanlı lokması olduğu halde bu göç kervanına katılır. Önce, New York'a ayak basarlar, ardından 1942 yılında Joe Biden'in doğduğu Pennsylvania'nın Scranton iline gelirler. Daha başkan yardımcısı iken Türkiye ve Türklerle uğraşan ABD başkanına buradan bu hatırlatmayı yapalım istedik. Sayın Başkan, halen bütün dünyada mazlum ve mağdur coğrafyalara en fazla aynı yardımı yapan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, senin dedelerine bile yardım ulaştıran mirasçısı olduğu Osmanlı'nın izinde kararlılıkla yürümektedir. Sana tavsiyemiz, Suriye ve Irak'ta Türk düşmanı PKK-YPG'ye silah ve cephane vererek, bu asil Türk milletine yaptırdığın saldırılardan vazgeç. Gazze'de olduğu gibi ablukalarla karşımıza çıkma. Bakarsın yine gün gelir, İrlanda'da 1847'de dedelerine ekmek vererek hayata tutunmalarını sağlayan Türk'ün merhametine muhtaç kalırsın. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim.